Sen o çocuklar düşünüyorsan dışarıda Diğer katil geziyor. biliyorum Sen yardımcı yani. olacaksın. Dışarıda geziyor belki. Çocuklarına da zarar verecek, bana da zarar verecek. Sen söyleyeceksin bunu. Sen biliyorsun bunu. Kimse söyle. Orada onu gören, o durumu yaşayan sensin. Söyle. Ne bileyim, başka söyleyecek bir şeyim yok. Burada söylemeyeceğim ama insanın bazen güvendiği dağlara da kar yağıyor. Söyledim sana geçen gün yayından sonra. Ha, ben bir yere güveniyorum. Hı? Ben bir yere güveniyorum. Bir yere kimseye şey etmiyorum yani. Ben kimse mi... Öyle gidiveriyorlar yani. İnsanlar zoru görünce... Oralı bile olmuyorlar. Anlatmadığın ne varsa bence anlat. Burada yayında anlatmayacaksan da ailenin yanında anlatmayacak. Bak babanı bile almadım ki yani onun yanında konuşamazsın. Gel anlat. Her yer benim iki tane çocuğum var. Niye böyle bir şey yapayım? Yani... Müge abla diye... Ben... Özür dilerim. Alime ile konuştuk. Biraz uzun da sürdü konuşmamız. Teşekkür ediyorum sizlere de. Bantlarımızı arada izletmiş olduk. Alime öncelikle şunu söylememi rica etti. Sosyal medyada hakkımda yazılan bazı şeyler var. Hani namusumla ilgili bunların doğru olmadığını söyle lütfen dedi. Burada biz dillendirmedik ama buraya geldiğinde de Anamur'da bazı konuşulanlar vardı. Çocuğun, küçük çocuğun babasının başkası olduğunu söyleyenler vardı. Ben çocuk mevzusuna girmem zaten öyle bir şeyden dolayı. Benim ne Hasan'la ne de bir başkasıyla bir ilişkim olmadı. Ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyorum. İki tane oğlum var. Onların annesi namussuz bir insan değildi. Kim ne derse desin. Lütfen bunu söyle dedi. Ben de söylemek istiyorum. Gerekiyorsa DNA testi de yaptırırım. Her şeyi de yaptırırım. Bunların hepsi dedikodu. Lütfen sosyal medyada benim namusum hakkında yorumda bulunulmasın açıklamasında bulundu. İkinci olarak da yani o kadar zor ki bazı şeyleri söylemek. Evet, cinayeti işlediğini itiraf etti ama nedenini savcıya anlatacakmış. Nedenini savcıya anlatacakmış. Ya da polise anlatacakmış. Tek şeyi şu, ben çocuklarımı korumak için yaptım. Çocuklarımı korumak için yaptım. Sadece çocuklarımı korumak istiyorum diyor. İnanmadım Tek şeyi ya. bu yani. Tek şeyi bu. Anladım. Tek şey değil mi? Çocuklarımı korumak için diyor. Ama nedenini anlatmıyor. Yayından sonra anlatacağım dedi. Hepsini dedi. Ama çocuklarımı korumak için İnanmadım Müge abla ya. İnanmadım. Kendimiz yapmaz dedim ya. Hayatım bazen arkaya gidebilir. Arkaya Bir haftadır inanmıyoruz ya. Daha bir haftadır. Ama Hanım bak akşam, ama insan Müge Hanım bazen... akşam, Ben kime akşam bana da inanacağım? söylemişti. Ben Anamur Emniyetine açıklayacağım diye bana da söylemişti akşam. Hani ama öldürdüğünü söylemedi de ben orada soruşturmam devam etti diye söylemişti. Hatta Sen şimdi bir size haftadır yanlar söyleyeceksin yani. alıyorum. İnanmadım ya. Hiç inanmadım. Herkes suçladı. Ben gene suçlamadık. Bak burada da gerçekten zor. Allah Şimdi bakın katında herkes dedik. de cani değil yani. Şimdi cani olmak, katil olmak başka bir şey. Ama bir de bazen insan bazı şeylere zorunlu kalabilir ama hala aynı şekilde susuyor. Ona da söyledi. Ama tek söylediği şey şu. Ben çocuklarımın başına kötü bir şey gelmesine müsaade edemezdim. Bir kısmında siz de vardınız. Buyurun. Çok ağlıyor, çok üzgün. Şimdi gerçekten hani herkesin cinayet işlemesi zordur ama bir kadının Katil. Çocuklarının babasına böyle bir Şunu eylemde yazacağım. bulunması gerçekten Çok çok zor, zordur. çok zor. Çok zordur. O nedenle evet acınızı anlıyorum. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ama Çocuklarını çok Çocukları bir çok severdim. savcılıkta Alime'nin de gerekçelerinin ne olduğunu, altta gerçekten çok ciddi bir çaresizlik yatıp yatmadığını bilmek lazım. Ha hiçbir cinayete hak veremeyiz. Evet. Hiçbir Öldürmesine gerek yok. şiddete Ben böyle hiçbir yapılmasına şiddete gerek yok. hak veremeyiz. Ama Biz inanmadık. Bir haftadır ya. yine de iki tane çocuk var. O iki çocuk Alime'nin de çocuğu. Dolayısıyla hani onları mümkün olduğunca korumak lazım. Onların anneleri hakkında da mümkün olduğunca hani çocukları üzmeyecek şekilde konuşmak o çocukların sağlığı için en önemlisi. Hayır ya.
İçeride Alime bizimle bunu paylaşırken böyle bir olayda hep çocuklarım dedi. Hani burada hiç ağlamayan Alime. Evet, şu burada hiç gözünden yaş gelmeyen, son derece donuk, hepimizin son derece duygusuzca davrandığını düşündüğümüz, tırnak içinde söylüyorum o duygusuzcayı, ne olur yanlış anlamayın. Alime içeride şakır şakır ağladı. Çocuklarım, onlara bir zarar gelmesin. Kimse onlara anneleri hakkında hani bir etiketleme yapmasın. Yani kötü bir şey söylemesin diyor. Dedi. Ben bu kaygısını haklı buluyorum. Yaptığı eylemi asla haklı bulamam. Dediğim gibi hiçbir şiddet, hiçbir cinayet hani bir gerekçe olamaz bunun için. Ama ne olur tepkilerimizde, bunu sadece size ve aile yakınlarına söylemiyorum. Sosyal medya çok farklı bir alan. Orada da yazarken ne olur o çocukların da bugün, yarın, ileride o yazılanları okuyup anneleri hakkında, babaları hakkında olumsuz şeyleri duymayacakları bir konumda onları koruyarak, o iki çocuğu koruyarak gidelim. O iki çocuk ileride gerçekten topluma faydalı, kendileri sağlıklı bireyler olsun. Çünkü onlar için çok ağır bir travma. Nedenini, ve ne olur onlara da kol kanat gerin. Tabii. Onların tabii da travmasını anlayın. Hocam ben 15 senedir annesiz büyüdüm. Biliyorum ne olduklarını. Acılar çok çektim. Bak gerçekten annesizlik, babasızlık olmanın çok şeyini biliyorum. Ben annesiz büyüdüm. 15 senedir annem yok. Ben neler çektim? O gerçekten çok yalnızlık kaldım. Ben anlıyorum o çocuklara. Ama o da şundan Allah korkuyor. Ama evet, diyor ki benim çocuklarıma bakmayacaklar. Sonra büyüğünü başka bir yuvaya verecekler. Küçüğünü başka bir yuvaya verecekler. Onlar birbirlerini görmeden yapamaz. Hatta ona da onu söyledim. Abla yani biz at vereceğiz demiyoruz ki. Sahiplenirseniz yani çocuklar için yardım da talep ederiz devletten. Ama diyor ki çocukların birbirinden ayrılmasın. Ayrılmasın abla, biz ayrı bir konuda bir şey demedik. Hayır yani hani aile fertlerinden birisi ona kucak açsın. Çocukların birbirinden ayrılmasın. Şimdi onu düşünüyor o bir. İkincisi yani benim çocuklarımın babası eşimdir. Hakkında dedikodular yapılıyor. O dedikoduların hiçbiri doğru değildir. Lütfen söyle diye benden de çok ricacı oldu. Ben zaten dillendirmedim. Çünkü kadınlar hakkında burada da dedim. Dedikodu yapmak çok kolay. Ama tutup da şu 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 diyen birine rastladın mı Müge desen, ben rastlamadım dedim kaç gün önce de. Onu da söyledim. Bilmiyorum, belki Çetin Bey siz ne söyleyeceksiniz? Gelecekmiş galiba. Sevcan bana haber verirsen konuşup. Şimdi eğer sizler çıkarsanız o stüdyoya gelecekmiş. Çetin tabii sen de suçlandın bu arada cinayette ama sen de ilk günden beri buraya geldin. Şimdi şöyle bir şey. Ya benim alnım açı, ben ifade ettiğim gibi herkes beni tanır çevremden. Yani kendi başıma bir insanım. Artı yani normalde iftiraya karşı benim de bir hakkım var. Yargıya var çünkü sürekli isim isim. Ama ben şu çocukları burada da söyledim. Çocuklar önemli. Yani çocuklar önemli. Sürekli benim üzerimden döndü ama ben çocuklar önemli. Ben de çocuklar için, ben kendi çocuğum için 2,5 senedir uğraşıyorum. Yani çocuk önemli. Benim bir çocuğum var. Benim varım yok mu? Yani herkes evladını düşünür. Yani onun için yani çocukları yani düşünmek lazım. Yani öncelikle çocukları. Yani birini yani kararlar... sosyal hizmetlere falan bırakacağım denildikçe anladığım kadarıyla o daha çok içine kapanmış. Evet, daha kaygı taşıyor. Yani şimdi belki yani şu durumdan benim çocuğum yani kaygılı bir insan. Yani onun bile üzerindeki psikolojik baskıyı ben anlayabiliyorum. Çocuğumu ben tanıyorum. Gördüğü tedavi. O bile izlerken kaygılanıyor. Acaba... Tabii hepimizin çocuğu yaşadıklarımızdan çok etkileniyor. De... Zaten insan çocuklarına üzülüyor. Biz kendi seçtiğimiz hayatı yaşıyoruz. Evet. İyisiyle, kötüsüyle. Hiç beklenmedik şeyler de yaşayabiliyoruz tabii hayat içinde ama çocuklar çok etkilendiği için hepimiz çok üzülüyoruz. Öyle mi? Bir aslında gidip çocuklara bir şey söylemeyin. Onların haberi yok. Biraz sizi buraya alayım. Benim babam yaşıyor da annem öldü. Ben de ben çok yaşadım yani. Bir müsaade gerçekten ederseniz bir Alime gerçekten gelecekmiş. Dur konuşacağız gene. Sizi bir dışarı alayım. Görüşeceğiz hayatım, dur. Ya şimdi gereksiz bir tartışmaya gerek yok, o yüzden. En son da itiraf etti, he? Sen var mıydın orada? Evet. Geliyor mu Halime?
Halime gel, gel otur, gitti herkes. Yani senin bana söyle dediklerini söyledim. Yani birçoğuna da inanarak söyledim, onu da sana söyleyeyim. Çünkü herkes hakkında her dedikodu yapılır, orası ayrı mevzu. Ama cinayetin haklı bir sebebi olmaz ama... gerçekten yani çok üzüldüğün, çok kırıldığın, zorlandığın bir şey varsa da... sana daha evvel de söylediğim gibi... hani eğer uygunsa anlatmaya... anlatmanı tavsiye ederim. Ben burada anlatmak istemiyorum. Anladım. Ya Bera, yalnız anlatmak istiyorum. Saygı duyarım. Yani kim olsa iki çocuğunu korur. Ben iki çocuğumu korudum şimdiye kadar. Ama olmadı, başaramadım. Bana işkence yapıyordu, çocuklarım işkence yapıyordu. Ben onları geçtim ama son yaptığı beni dokandı, yapamadı. Size evde mi işkence yapıyordu? Ne yerde? Bana yapsın umurumda değil ama çocuklarıma yaptı, yani dayanamadım. Onlar da geçtim. Yani şey daha söyleyeceğim de söyleyemiyorum burada. Çok haklısın, bazı şeyler söylenilmiyor. Beme yeri gelmişken o zaman bugün konuşacaktık aslında. Sizin bir çocuğunuz daha varmış. 2004 mü 2006 yılında mı ne doğan? Değil mi? Ne yazdın, ben onu göremedim yazdığını. Bir çocuğunuz daha varmış. 40'ı çıkmadan vefat eden. Doğru değil mi? Evet. O çocuk nasıl öldü? Süt duruktuydu ona. Ha? Süt duruktuydu. Ne olmuştu? Boğazına süt durmuş dedilerdi. Boğazına süt kaçtı. Öyle bir şey değildilerdi, evet. Peki neden bu çocuk böyle o zaman alelacele gömüldü? Çok cenazesine kimse gelmemiş. Böyle bir gizli kapaklı şey. Ne oldu orada? Hayır, bir şey olmadı. Eşimi sevmiyorlar. Sevmediğin dolayı da kimse gelmedi. Eşini sevmiyorlar. Neden evet. Eşini sevmiyorlar? Hep sürekli kavga yapıyordu herkesle. Ailesi sevmiyordu. Ama ben sana burada söyledim. Babasının da üzerine saldırmış, aile fertlerinin de. Sana da bir zararı var mı dedim. 50 kere hayır, biz kocamla çok iyi geçiniyorduk dedin. Yani neden bunları söylediğini de anlat diye söylüyorum. İnsanlar anlasınlar diye söylüyorum. Ya ben çocuklarımı korudum. Başka bir şey değil. Ben çocuklarımı korudum. Aslında o zaman da o çocuğun Ali tarafından öldürüldüğü söylenmiş. Doğru muydu? Hı? Boğarak mı öldürüldü Ali'me? Boğazına süt kaçtı demek bir şekilde boğulduğunu ifade ediyor. Hani dışarıdan mı? Ha, çocuklarımı korumaya boğuldu. Çalıştım şimdi de diyorsun ya, ben de o yüzden bunu sana söylüyorum. Yani o bebekle ilgili de mi bir sıkıntı yaşadınız ki sen de bu çocuklara bir şey olacağını düşündün? Hayır. Çünkü çocuklarımı dövüyordu. Beni dövüyordu. Son baş seni öldüreceğim dedi, bıçağla üstüme yürüdü. Benim sevdiğim çocuklarıma kim bakacaktı? Ben canımı korudum orada sadece. Yani sen ben ne yapmasaydım, o bana yapacaktı. Bıçakla üstüme yürüdü. O olay yerinde bulunan bıçakla mı? Sonra sen orada cesedin başında bayağı bir oturdun anladığım kadarıyla. Ben donmuş kalmışım orada. Çocuklarını... Pardon, bir saniye Rami, bir saniye. Peki sonrasında niye ben o seraya gittim, bu seraya gittim falan gibi bir şey anlattın? Hani 2-3 saat önce öldü denilince mi?
Hayır. Ne bileyim çocuklarımı. Duyurmasını istemiyordum sadece. O anladığım kadarıyla büyük oğlum biliyor, değil mi? Biliyor ama benim oğlum hiç babam öldü diye de ağlamadı. Çünkü çok çektirdi benim oğluma. Ona sen mi söyledin? Hayır. Duymuş ama benim oğlum hiç bir kere oturup da ağlamadı. Nereden duymuş? Hı? Çünkü çok içine kapanık. Tek kelime bile konuşmamış. Ne emniyetle, ne bizimle, hiç. Yani... Çünkü babasına çok şiddet görüyordu benim oğlum. O mu sana sordu, anne sen mi öldürdün diye? Bilmiyor benim oğlum. Bilmiyor ama eşimin öldüğünü bildiği için, yani öldüğü için ağlamadı benim oğlum, hiç ağlamadı. İlk anne kurtulduk dedi. Öyle mi dedi? Kaçamaz mıydın? Kurtulamaz mıydın? Hiç fırsatın yok. Çünkü raporu vardı. Sizi öldüreceğim, üçünüzü öldüreceğim diyordu. Bizi hep öyle sürekli dövüyordu. Raporu? Benim raporum var, hiç kimse bir şey yapamaz bana dedi. Ben kaç sefer polise kaçtım. Git dedi, gittiğin anda dedi, çocukların ikisini öldüreceğim dedi. Ne raporu vardı? Psikoloji, benim. Rapor aldı kendine. O raporla da sizi böyle tehdit etti. Evet. Bana zorla aldırdı raporu. Git dedi, alacaksın şu raporu dedi. Neyse öldüreceğim seni dedi. Çocuklarını öldüreceğim dedi. Ne kadar zamandır çocuklarını tehdit ediyor? Aradaki vefat ettikten sonra mı? 5 senedir bayağı bir bozuldu. Oldu. Önce ta oluyordu, önce dayanıyordum gene. Ama 5 senedir dayanamadım. O gün peki, yani o an senin gözünü döndüren neydi? O gün beni bayağı bir dövdü sırada. Öyle mi? Neden? Bir tartışıyormuşsunuz zaten dışarıda. Sen bir şeyler anlatıyormuşsun. Evet. Benim üzerime vurma, sadece kafama vurdu. Kafamı vurdu. Ondan sonra canım bıçakla üzerime geldi. Bitireceğim burada dedi. Ondan sonra canım ben bilmiyorum gerisini gayrı. Aslında senin bayıldım dediğin... Doğdum kaldım doğdum ben orada. Doğdum kaldım. Ne kadar süre bekledin? Bayağı bir oturdun o zaman orada. Hı? Doğdum kaldım ondan sonra acıma. Kalktım ağladım. Bayağı bir. Gene de dayanamadım. Yardım istedim. Dışarıya çıktım. Yardım istedim. Kurtarın dedim o anda. Ambulansına gelene kadar gene kendini gitmiş yani. Geri de onu hastaneye yetiştirecektim. O demiri nereden buldun? Serenin içindeydi. O bugün benim anlattığım yerde mi oldu olay? Hı? Evet. Orada oldu. Sen ortaya çıkınca anladın değil mi artık her şeyin bilindiğini? Hayır, ben intihar edecektim. Ben kaç sefer intihar edecektim. Bu süreç içinde mi? Niye intihar edecektin? Ya bu şeyleri kimse duymasın diye intihar edecektim. Ama intihar edince de insanlar anlıyorlar zaten işte cezaevine girmemek için böyle yapıldı diye. Bu bir çare hayır, değil ki. Hayır, ben cezaevine girmiş girmemişim. Umurumda değil o benim. Sadece böyle çocuklarım ya duymasın diye sadece intihar edecektim ben. Çocukların için ne istiyorsun? Onu da söyle. Sadece beraber yaşansın istiyorum. İki kardeş. Var mı emanet edebileceğin bir akraban? Onlara da ben maddi anlamda da destek olurum. Ablam var. Hı? Ablam var. O bakar mı? Evet. Konuştun mu hiç onunla? Konuşuyorum ara sıra.
Yok, ablana söyledin mi hani bir şey olursa bak diye? Hayır, demedim. Kimseye anlatmadın mı? Kimseye anlatmadın mı? Hayır, kimseye anlatamadım ki. Bana da ilk girdiğimde dedi ki yani bırakın ben intihar edeyim. Çok uzun süredir düşündüğünü. Çok uzun süredir intihar etmeyi düşündüm. Daha öncesinde de anladığım buraya gelmeden önce de düşündüğünü. Yani buraya gelmeden önce de intihar etmeyi düşünmüş. Anladığım kadarıyla eşin sana bu eziyetleri ettiği zaman da sen yine intiharı düşünüyordun değil mi? Yapamam çocuklarımı düşündüm hep. Yapamadım. Yani eşin seni dövdüğü zaman da mı intiharı hep düşünüyordun? Beni öldür dedim, öldürmeyeceğim, sen dedi, süründüreceğim dedi. Benim raporum var dedi, ben hiçbir şey olmaz dedi. Tabii şu söyleyeyim yani, onun aldığı raporun hiç konuyla ilgisi yok da işte o öyle bunlara şey yapıyor yani öyle psikolojiden rapor aldım diye her istediğini baskı yapamazsın uyguluyor. Ama ona öyle söylüyor baskı yani. Baskı uyguluyor eşine, tamam. Peki ayrılamadın mı babanın yanına gitmek? Öldürürüm dedi. Peki sizi böyle gören var mı o hani hayvan satarken falan sana şiddet uyguladığını? Ben hep saklıyordum. Kimse duymasın diye hep saklıyordum ben. Ama evdeki çocuk şahit. Değil mi? Evet. Peki onu niye dövüyordu? Morali bozuluyordu, dövüyordu. Bir neden yok yani. Kayfaya gidiyordu sürekli. Paraları kaybediyordu. Bir şey mutlaka bir şeye mana buluyordu, dövüyordu. Ki sen hiçbir şey de söylemiyormuşsun kumar oynamasına. Ya da başta söyledin, ondan sonra mı şiddet başladı? Hayır, oyun oynadım. Söylersen satın dedi, döverim dedi. Mesela ben kaybettiğim zaman dedi, gelip güleceksin benim yüzüme dedi. Yani siz orada hayvan satıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, sonra onunla alıp kahveye gidiyor, kumar oynuyor. Sen de ne oldu paralar diyorsun. Hayır, ben ne oldu diye sormuyorum sadece. Sizin tavrı ütüldüğü zaman sizden belli oluyor. Öyküyle geliyor, öyküyle geldiği zaman da dövüyor. Alkol kullanıyor muydu? Kullanıyordu ara sıra. Son ama, zamanlar kullanmıyordu. Ama peki orada yani... Ya oturuyorsunuz ya orada. Sen orada da tartışıyormuşsun onunla. Neydi senin kızdığın? Neydi problem? İşte diyorum ya, kayfaya gidiyor. Kayfaya üzüldüğü zaman gelip bana kızıyor. O gün senin yüzünden kaybettim falan hani diyorum. O cinayet günü karşıda otururken niye tartışıyordunuz? Senden bazı şeyler mi istiyordu, yapmak istemediğin? Cevap vermemene saygı duyuyorum ama benim aklımdan, onun anlattıklarından sonra çıkarttığım bir şey o ya. Peki kumar oynuyorsa ciddi bir paraya ihtiyaç tabii ki ortaya çıkıyor, borçlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle hani bir para kaynağı yaratmaya çalışmış olabilir. Buna da farklı alanlara zorlamış olabilir diye düşünüyorum ben de. Öyle şeyler vardı değil mi? Aslında bütün bu dedikodulara yol açan. Hiç istemediğin halde. Sen de lütfen o özel hayatınla ilgili dedikodulara sen de cevap ver. Sen de söyle. Biz burada konuşmadık ama tabii Anamur küçük yer. Biz oraya ilk gittiğimizde herkesin ağzında işte karısı genç. Yani aslında Ali orada çok da sevilen bir adam değil, onu söyleyeyim. Neden? Çünkü daha evvel tarla davaları falan olduğunda bunu söylemiştik, yinelemek istiyorum. İşte ailesinin üzerine saldırıyor, babasının üzerine yürüdüğü söyleniyor değil mi? Yanlış. Kardeşinin hiçbiri sevmiyor onu. Hiçbir kez mesela ben 15 senedir evliyim, bir kez kardeşim biri gelip de yanıma gelmedi. Çünkü alakını bildiği için hiç kimse gelmiyor. Benim ailemle de düşman etti hep. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti.
hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.